Çok konuşulacak bir kitap raflarda yerini aldı. 5 gazeteci tarafından hazırlanan kitapta Sedat Peker'in ifşaları yer aldı. Daha önce gazeteci İsmail Saymaz'a avukatı aracılığıyla yanıt veren organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Ahmet Şık ve Ertuğrul Mavioğlu'nun editörlüğünde hazırlanan Duvar adlı kitapta da bir Sedat Peker söyleşisi yer alıyor. Peker, kitap hazırlanırken kendisiyle yapılmak istenen röportajdaki soruları yazılı olarak istemiş, yanıtlarını da yazılı olarak göndermiş. Sedat Peker'in çok çarpıcı açıklamaları olmuş bu söyleşide. Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı çevresinde dostları olduğunu söyleyerek bilgi akışı hakkında örtük bir işaretleme yapan Peker, yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddia ve görüşlerini çok net bir şekilde dile getiriyor. Peki bu çıkışın Türkiye'de siyasi yapıyı dizayn etme gayesi var mı? Peker şöyle diyor. AK Parti'yi veya Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek gibi bir gayem yok. Ancak bir şey söylüyorum. Bana ve aileme karşı namussuzluk yapıldı diyorum. Devletin namusu olur diyorum. Bu namussuzluğu yapanlara karşı mücadele ederken paylaştığım bilgiler mevcut iktidarı yaralarsa, oyunu düşürürse bu benim sorunum değil. Bu onların sorunu. Kamuoyu araştırmalarında gördüğümüz, şu ana kadar paylaştıklarım ciddi oranda zarar vermiş. Turpun büyükleri her zaman heybede olur. Seçim öncesi heybedeki büyük turplar çıktığında neler olur hep beraber göreceğiz. Sedat Peker söyleşide JITEM, Zindaşti'yi, Ataşehir'de öldürülen uyuşturucu satıcısı, Ahmet Hakan'la ilgili soruları başka bazı sorular gibi yanıtsız bırakıyor. Söyleşide bazı soruları yanıtsız bırakması üzerine röportajdan gelen "Neden anlatmıyorsunuz?" şeklindeki soruya "Belki sizin anneniz, babanız sizi çamaşır suyuyla yıkadığı için sizler kendinizi çok temiz görüyor olabilirsiniz. Ancak benim annem babam galiba beni sabunla yıkadı" yanıtını veriyor. İfşaatın ilk dönemlerinde üzerinde çokça konuşulan AKP İstanbul eski milletvekili Metin Külünk'ün elçi olduğunu söyleyen Peker, "Böyle bir soru sorulmasa da MHP'ye zarar vermek gibi bir amacım yok" diyerek bu görüşünü not düştü. İş adamı Mehmet Cengiz'le dedelerinden dolayı akraba olduğunu söyleyen, annesi küçüklüğünden itibaren uyardığı için devletle hiçbir ticari iş yapmadığını söyleyen Sedat Peker, kendisine yapılan haksızlığa karşı savaşmaya devam edeceği mesajını da veriyor. Türkiye'deki bazı dostlarının anlattıklarıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir çalışma yaptığını, kendisiyle paylaştığını da vurgulayan Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisine "Bizim ülkemizde kalıp başka bir ülkenin yönetimini kötüleyemezsiniz" dedikleri için video yayınlamadığını da yineledi. Ancak sözlerinde bir önemli ayrıntı daha var. "Birleşik Arap Emirlikleri görevlileri bana Türkiye'den bir not iletmediler. Sadece kendi can güvenliğimle ilgili konuştular. Bir de bizim ülkemizde kalıp başka bir ülkenin yönetimini kötüleyemezsiniz" dediler. "Türkiye'deki bazı dostlarım senin anlattığın suçlarla ilgili devletimiz çalışma yapıyor. Gereği yapılacak" dediler. "Ben de halen bekliyorum." Sedat Peker burada Türkiye'deki dostları derken kimleri kastettiğini açıklamadığı gibi devletin hangi biriminin ne üzerine çalıştığını da açıklığa kavuşturmuyor. Süleyman Soylu beni hedef almasaydı ben kendisini asla hedef almayacaktım. Röportajın ağırlık merkezlerinden birini bir zamanlar Cumhurbaşkanlığı için kendisini desteklediğini söylediği, benim dönüş biletimdi diye tanımladığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oluşturuyor. Süleyman Soylu'nun çok güçlü bir troll ordusu vardı. Bu yapının içindeki birçoğu da benim kardeşim gibi olan kişilerdi. Bu yapının içinde olmayan ancak bana yakın olan sosyal medyada güçlü bazı kişileri de istifa olayındaki tiyatroya destek vermeleri için ben organize ettim. Bu arkadaşlarımız genç olan arkadaşlar. İsimlerini verirsem kamuoyunda yıpranırlar. Bu yüzden isimlerini vermeyeceğim. Soylu size hakaret etmeseydi ve iddia ettiğiniz gibi sizinle işbirliği yapmaya devam etseydi hedefiniz olmayacaktı. O zaman ne anlatacaktınız ve Soylu'yu ifşa edecek miydiniz? Bir savaşa başlarken hazırlığınızı yapmanız gerekir. Süleyman Soylu beni hedef almasaydı ben kendisini asla hedef almayacaktım. Pelikancılar ve Mehmet Ağar üzerinden savaşı devam ettirecektim. Soylu'nun babasıyla tanıştığım günden bu zamana kadar yaşananlara bakınca bana böyle bir şey yapacağını düşünmüyordum.
Ancak bu savaşa dahil olmak isteyecek tüm baskın karakterlerle ilgili hazırlığımı yapmıştım. Süleyman Soylu da baskın bir karakter. Beni harcayabileceğini düşündüler. Kendilerini çok büyük gördüler. Şu ana kadar yaşananların neticesi ortada. Soylu'nun tek bir arzusu vardı, Cumhurbaşkanı olmak. Ben de bunu istiyordum. İlerleyen yıllarda tutuklandığında yatacağı koğuşun meydancısı olurum. Soylu'yla ilgili öne sürdüğü başka iddialar da var. Sizin bahsettiğiniz kayıtsız silahların kaynağı nedir? Soylu ya da doğrudan iktidara bağlı bir paramiliter güç oluşturuldu ve bu silahlar onlara mı verildi, veriliyor. Ben teşkilat-ı mahsusa ruhuna inanan bir insanım. Her devletin işgal durumunda kullanılabilmesi için ayırdığı, depoladığı silahlar mutlaka vardır. Süleyman Soylu'nun dağıttırdığı silahlar bu kapsamda değil. Daha önce de söylediğim gibi hem legal hem illegal dünyayı yönetmek, ülkenin sahibi olmak istedi. Yüce Allah da beni başına bela etti. Biz Müslümanlar buna kader diyoruz. Süleyman Soylu'nun İbrahim Kalın ve Hasan Doğan'ı takip ettirdiğini söylediniz. Bu takibin amacı nedir? Süleyman Soylu'nun İbrahim Kalın ve Hasan Doğan'la husumeti mi var? Varsa nereden kaynaklanıyor? Süleyman Soylu'nun tek bir arzusu ve hedefi vardı. Cumhurbaşkanı olmak. Tabii ki ben de bunu istiyordum. Öyle ya, babasını tanıdığım tarih 1992 idi. Yani 29 sene. Diyorum ya, benim dönüş biletimdi. Kendini de yaktı, beni de yaktı. Cumhurbaşkanı olması için yeni edindiği bazı dostları geçmiş kinlerinden dolayı beni oyunun dışına çıkarmak istediler. Belki bu kazığı unutabilirdim. Ancak aileme yapılan saygısızlık bu filmin sonu oldu. İbrahim Kalın ve Hasan Doğan'ın AK Parti'de ciddi bir ağırlığı var. Bu iki ismi şantajla etkisiz hale getirebilseydi Cumhurbaşkanlığı hayalinde çok önemli bir şey başarmış olurdu. Ancak dedim ya, Cumhurbaşkanlığı işi artık yalan oldu. Belki ilerleyen yıllarda tutuklandığında yatacağı koğuşun meydancısı olur. Söyleşide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili paylaşımlarda bulunacağı yorumlarına neden olan helalleşeceğiz sözleri sonrası videoların sona ermesi de soruldu. Recep Tayyip Erdoğan'la helalleşeceğinizi söyledikten sonra video yayınları sona erdi. Can güvenliği nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin izin vermediğini açıkladınız. Ama o günden bu yana Twitter üzerinden ileti paylaşmaya devam ediyorsunuz. Erdoğan'la hesaplaşma bir türlü başlamadı. Neden? Sayın Recep Tayyip Erdoğan ülkemizin cumhurbaşkanıdır. Uzun yıllardır tanıdığım bir hemşehrimdir. Kendisi Süleyman Soylu'yu koruyacak açıklamalar yapıp insanların benim hakkımda kötü şeyler düşüneceği sözler söyleyince ben de bir ajan değilim, oturup helalleşeceğiz dedim. Birleşik Arap Emirlikleri'nin video yasağı getirmesi o tarihe denk geldiyse bu benim vicdani sorunum değil. Ayrıca Twitter ya da herhangi bir sosyal mecradan da hükümet aleyhine kötü yazı yazmama izin vermiyorlar. Süleyman Soylu denen kişi benim için İçişleri Bakanı değildir. Televizyonda bana hakaret etti. Beni öldürseniz de onunla ilgili paylaşımlar yapacağım dedim. Şu ana kadar devam ettim. Ancak sonu ne olur bilmiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'ne bu kadar hakaret ettiler. Ben burada kalıyorum diye bana ajan dediler. Şu anki yaşananları ve yakınlaşmayı sizlerin takdirine bırakıyorum. Demek ki Birleşik Arap Emirlikleri darbeyi finanse etmemiş. Demek ki ben ajan değilmişim. Ancak bir yetkili şereflice davranıp bunu söylemiyor. 22 yaşından beri devletin içinde olduğunu söyleyen Peker, yalnızca Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinden değil, kendisiyle röportaj yapanların arkadaş grubu içinden dahi bilgi aldığını da söyleyerek birçok çevrede derinliği olduğunu öne sürdü. Sedat Peker bazı sorulara çok kapalı yanıtlar verdi. Peker, JİTEM'le ilişkilendiği dönem başta olmak üzere geçmişte devlet adına giriştiği yasa dışı işleri de anlatacak mı? JİTEM'le ilişkilendiğim dönemde utanacağım bir şey yapmadım. Çocuğa, kadına asla kötülük yapmadım. Düşmanlarıma da pusu kurup kahpelik yapmadım. O dönem bu yapının içinde başkaca insanlar onursuzca tavırlar sergilemiş midir? Evet, sergilemiştir. Şükürler olsun ki ben kirli kanın parçası olmadım. O dönemin konuları gelecekte konuşulur mu? Nereden bilebiliriz? Bunu sadece yüce yaratıcı bilir. Ben Kafkas asıllı bir Türk'üm. Karadenizli bir Türk ailesinin çocuğuyum. Bizim kültürümüzde Abrek ismi verilen savaşçılar vardır. Kendisinin
Ailesinin ya da sevdiklerinin onuruna ve şerefine karşı büyük bir hata yapılırsa, bunun intikamını alacağı için bir kere yemin eden ve bu uğurda ölüm dahi olsa geri dönmeyen kişiye abrek denir. Benim söylediğimi inandırıcı bulmayanlar olabilir. Bu onların sorunu. Şu an çok enteresan bir durum yaşıyoruz. Bunu tarih mutlaka yazacak. Sedat Peker, Burhan Kuzu ve Ataşehir'deki uyuşturucu satıcısının ölümüyle ilgili ileride açıklama yapacağını da iddia etti. Burhan Kuzu size Zindaşti'nin skandal tahliyesinde parmağı olan diğer kişilerin isimlerini verdi mi? Bu olayda başka kimlerin rol aldığı konusunda duyumlarınız var mı? Bu konuyla ilgili kendi sayfamda detaylı olarak paylaşımlar yaptım. Oradan cevaplara ulaşabilirsiniz. Ancak ölümüyle ilgili önümüzdeki zamanlarda yeni bir bölümü tekrardan açacağım. Mehmet Ağar'ın Ataşehir'de bir uyuşturucu satıcısını öldürdüğünü iddia ettiniz ama isim vermediniz. Öldürülen bu kişi kimdir? Neden ve nasıl öldürüldü? Bu iddiada hemşehrin vardı ya, masa kurdun 50 milyon avro dediniz. Bu para kime ait? Bu konuyla ilgili önümüzdeki zamanlarda kendi paylaşımlarımda yer verip anlatımda bulunacağım. Öne sürdüğünüz iddialar, yaptığınız ifşalar AKP iktidarı döneminin kirini, suç ilişkilerini anlatıyor. Kendi geçmişinizde karıştığınız bir takım olaylar da o dönemin iktidarların benzer kirleri ve suç ilişkileriyle ilgiliydi. Neden anlatmıyorsunuz? Bu sorunuza daha önceleri de cevap verdim. Belki sizin anneniz babanız sizi çamaşır suyuyla yıkadığı için sizler kendinizi çok temiz görüyor olabilirsiniz. Ancak benim annem babam galiba beni sabunla yıkadı. Sizin kadar temiz olamadım. Geçin bu işleri, geçin. Ben insan denen canlıyı tanıdım. Benden uzak olun yeter. Söyleşinin birinci kısmını burada bitirelim. İlerleyen bölümlerde Sedat Peker çarpıcı açıklamalar yapmaya devam ediyor. Söyleşinin devamını başka bir videoda incelemeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin.